Yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır, dedi. Demirtaş HDP'yi kapatıyor mu? Sorusunun cevabı hayır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yüksek Dairesi ve Anayasa Mahkemesi, AYM kararlarına karşın yaklaşık 5 yıldır Edirne cezaevinde tutulan eski Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz, açıklamasıyla ilgili tweet attı. Avukatları aracılığıyla paylaşım yapan Demirtaş, benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz, ifadelerini kullandı. Temelli, kişisel görüşümdü. HDP eski eş genel başkanlarından Genel Başkanı Sezai Temelli de Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinde HDP'yi muhatap alacaklarına yönelik sözleri üzerine, çözümün adresi ve asıl muhatabı imralıdır demesi hakkında konuştu. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Temelli, o tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar. Şunun bilinmesini isterim, Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi, dedi. Temelli ayrıca, toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan'ın muhataplığı bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclisin üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir, ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Günel Can Takım, Bay Kemal ve İttifakları, belgeselinde Kürt sorunuyla ilgili konuştu. Kürt sorunun çözümünde meşru muhatabın HDP olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse, meşru bir organla HDP ile çözebiliriz. Bu nedenle HDP, mecliste olması gerektiğini düşünüyorum, dedi. HDP'nin eski eş başkanlarından Sezai Temelli, Twitter'da yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, bu sözlerine, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı imralıdır, yanıtını verdi. Diyarbakır temsilciliğine mekup yazan Selahattin Demirtaş, Kobani olayları davası ile ilgili kendisi ve avukatları ile hazırladığı kitapçığı da gönderdi. Demirtaş, 26 Nisan 2021 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava hakkında, her zaman olduğu gibi, bu duruşmada da arkadaşlarımla birlikte hakikatleri anlatacağız, dedi. Edirne F-Tip cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi, HDP, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de bazı gazeteci ve basın organlarına yolladığı mektubun birer nüshasını RUDAV Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak ve RUDAV İstanbul muhabiri Rajin Sterk'e de gönderdi. Demirtaş, mektubu ile birlikte, hakkında açılan 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili davanın 3530 sayfalık iddianamesindeki suçlamalara karşılık avukatlarının hazırladığı kitapçığa da postaladı. Demirtaş mektubunda şu ifadeleri kullandı. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu satırları 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulundun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen hukuksuz bir şekilde tutulmaya devam ettiğim Edirne F-Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden yazıyorum. Size, değerli avukatlarımın hazırladığı bir kitapçığı sunuyorum.
Bu kitapçıkta hukuki durumumun yanı sıra 6-8 Ekim Kobani davası olarak bilinen davanın iddianamesinde bulunan hakkımdaki iddialara ilişkin çarpıcı gerçekleri bulacaksınız. Söz konusu davanın ilk duruşması, 26 Nisan 2021 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Her zaman olduğu gibi, bu duruşmada da arkadaşlarımla birlikte hakikatleri anlatacağız. Duruşmayı takip edeceğinizi umuyor, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Selahattin Demirtaş. Erdoğan'ın adı tarihe otoriter bir lider olarak yazıldı ve bitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yüksek Dairesi ve Anayasa Mahkemesi, AYM kararlarına karşın yaklaşık 5 yıldır Edirne cezaevinde tutulan eski Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kısa dalgadan Beril Eski'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş, hükümetin PKK ve HDP'yi eşitleyen yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz sorusuna, HDP, Kürt sorununu ve PKK'yı en gerçekçi şekilde ve çözüme de katkı sunacak bir perspektifle tanımlarken, devletin resmi tanımıyla ters düştüğü için HDP'yi PKK ile eşitliyorlar. Ve kesinlikle yanlış yapıyorlar. PKK bile HDP'yi hiçbir şekilde kendi sözcüsü veya temsilcisi olarak kabul etmezken birileri ısrarla HDP'yi PKK'nın sözcüsü veya siyasi kanadı gibi göstermeye çalışıyor, yanıtını verdi. Erdoğan çözüm sürecini bitirdiğine pişman. Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında yeni bir çözüm sürecinin olduğunu düşünmediğini söyleyen Demirtaş, zaten açıkça, Kürt sorunu yoktur deyip duruyor. Kendince zaten olmayan bir sorun için ne diye bir çözüm süreci başlatsın ki, dedi ve ekledi. Bununla birlikte, çözüm sürecini bitirdiği için Erdoğan'ın bin pişman olduğundan da eminim. Çünkü o günden beri bir daha toparlayamadı. Kaybettiği meşruiyetini otoriterleşerek telafi etmeye çalıştı. Zaten bünyesi demokrasiye karşı alerjik. Son 5-6 yılda iyice savruldu ve geri dönülemez şekilde kaybetti. Artık adı tarihe otoriter bir lider olarak yazılmış ve bitmiştir. Çözüm sürecinin şeffaf yürütülmediğini belirten ve iktidar için yeni bir Suriye Savaşı ile seçimde oy artırma hesabı yapıyorlar, diyen Demirtaş, şöyle devam etti. Oysa biz o dönemde barışı sağlayabilseydik, bu ölümleri durdurabilseydik emeği geçenlerin, mecazi anlamda söylüyorum, heykelleri dikilirdi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, dediğimde tam da bunu kastetmiştim. Çünkü o konuşmayı yaptığım gün, Öcalan'ın iki mektubu Erdoğan'ın elindeydi. Bu mektuplarda Öcalan silahları bıraktırmaya hazır olduğunu söylüyordu. Ve ben bunu o dönemin Adalet Bakanı'nın ağzından bizzat duymuştum. Şimdi utanmadan, sıkılmadan, o konuşmayı aleyhime kullanıyorlar, bundan dolayı yargılanıyorum, Erdoğan mitinglerinde bu konuşmamın videosunu izletiyor.